Evet, yaklaşık 2 haftadır Stalker Clear Sky'ı oynamıyordum arkadaşlar. Dying Light 2 beni gerçekten çok sardı ve ardı ardına baya bir Dying Light bölümü çektim. Assassin's Creed Valhalla ve Stalker Clear Sky'ı bir süredir askıya almıştım. Stalker Clear Sky'daki en büyük bahanem ise şu bölüm. Yani bir kapalı bölüme girdik hatırlıyorsanız. Burada bir pompa vardı. Su pompası bulacağız ve bu mekanı suyla dolduracağız. Ancak içeride çok fazla mutasyonlu var. Biraz gergin bir bölüm olacak. Bu yüzden de ne zaman Stalker'a elim gitse hemen Dying Light'a kayıyordu. Evet, şimdi arkadaşlar görevimize çok böyle bir zaten açıklaması yok. Toprağı su pompalamak için kullanılan bir su pompası var. O pompanın kontrol panelini bulmalıyız ve çalıştırmalıyız. Pompayı çalıştırırsan yeraltı suyla dolacak. Ve yeraltı suyla dolduğu zaman bildiğim kadarıyla buradaki bütün marazlı diyesim geliyor Dying Light'tan kalma. Şeyler hayatını kaybedecek, ölecek. Pompalı aldık. Pompalı ve şu silahlarımız gayet iyi. Ağırlığımız biraz var. Pompanın çok fazla mermisi yok zaten. Bir süre kullanalım. Çünkü şey, yakın mesafe çatışmalara gireceğiz belli ki. Yakın mesafedeki çatışmalarda pompalı gerçekten çok etkili olacaktır abi. Çok pis bir alan. Bu ne ya? Yanacağım ben burada illaki. Başka bir şey mi var? Kesin yanarak geçeceğim. Sıcaklık çok. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Çok iyi bir detaydı. Ateşe yakın olduğumuz zaman bile yanıyoruz. Aha. Yani sıcaklıktan dolayı. Çok hafif muhtemelen sağlığımız azalıyordur. Of. Geliyor. Sonra toplanacak bir şeyler vardır gibi geliyor bana ama hep garip garip sesler var ya. Oha, bunlar yanıyorlar. Ölecek ben. Gel. Oo, hocam. Oradan da buraya atlayacağını hiç düşünmemiştim ya. Hayvan. Silah çok iyi be. Abi kanamamız var ya. Sargı bezi bulmamız lazım. Her şey yolunda mı? Yolunda, tamam. Arada bir kontrol ediyorum hatırlarsanız. Çok sıcak. Şu silahın mermisinden bulmak isterim bu arada. Kafadan gitti. Allah. Ulan korktum be. Şey, mermi doldurdum ya. Elimden korktum yemin ediyorum. Aa, güzel, tamam. İyidir. Burada kullanabileceğimiz ne var? Bunlardan biraz alabiliriz. Kaydettik. Yukarı çıkıyoruz. Daha kim bilir nasıl yerlerden geçiyorsun. Harikasın. Bu neydi lan? Tamam, bizim mermilerden. Okey. Aa, bunlar var. Y tuşuyla mermi değiştiriyordu, değil mi? Bu ne lan? Şu anda şunu mu kullanıyor acaba? Y tuşu olması lazım ama geçemiyor.
Anlamadım. Bir bug var galiba dostlar. Harika. Şu fazla oldu galiba ya. Aynen dostlarım, bu fazla oldu. Bunun hepsini bıraktık. Kaydettik tekrar. Kayıttayız. Devam. Çok fazla sağlık vermesi iyi bir şey değil tabii ki de. Hiç rahatlamayın. Bu ne demek biliyor musunuz? Sıçtık demek. Kim bilir önümüze, karşımıza neler çıkacak demek. Silahımız harika. Dürbünlü bir silahımız var. İsmi neydi? TRS-301. Silahları modifiye etme falan filan vardı. Bu yanlış bir sure oldu galiba. Şey. Kimi öldüreceğim oğlum? Derhal tehlikeli bölgeden ayrıl. O ne lan öyle? İlk kez karşılaştık bu yaratıklar. Bizi hipnotize ediyor gibi bir şeydi sanki ha? Görmedim ki. O yaratık mı salıyordu üstümüze bu şeyleri acaba? Galiba öyleydi ya. Bak burada Y tuşu değiştiriyor merminin şeylerini. Zırhlı. Normale geçelim ya. Zırh delici mermi. Normale geçelim. Kaydedelim tekrar. Ay senin mermine döneyim. Allah. Abi çok acayip bir şey bu. Ayrıl ayrıl. Ay senin ben asit gibi ya. Hala kafam dönüyor. Çok kötü durumdayım. Saniye verdi. Ama ben çok fazla oyalanmadan bunları takip edeyim o zaman. Yo. Bunlar bana da hasar vermiyor. Dur abi, öleceğiz. Nereye gitmem gerektiğini bilemedim. Şuraya gidecek, yukarı çıkacak. Öldük. Çok yorulduk çünkü. Tamam, bir daha yapacağız. Ya bu şeyi öldürdükten sonra kaydetmedik değil mi ya? Tamam dostlar, geldik de bu ağırlığımızı çok fenayız ya ağırlık konusunda. Bunlar ne lan? Tabanca ile şu taramanın mermisi bunlar. Çok fazla ağırlık var ya. Pompalıyı mı bıraksam diyeceğim de yok abi. Tamam, buraya kaydedelim. Şimdi biraz daha seri ilerleyelim. Şey yapacağım büyük ihtimalle bak. Şundan kullanabiliriz, tamam mı? Yoruldukça. Koş. Şimdi biraz daha iyi koşuyorum bu arada. Aynen. Yiyecekleri yedik ya. Bunun bayağı bir faydası oldu.
Şu yavru mutantlar çok acayip ya. Zarar da vermiyorlar ama kaçıyorlar, anladınız mı? Hadi oğlum hadi. Oo iyi iyi yetiştik. Hadi. Aa çok güzel. Bu ses ne abi? Bug oldu galiba ya. Tünelleri suyla doldurmuşuz da. Haberim yok. Bu kadar mı? Salkut grubunun zulasını bulacağız şimdi. Ya bu bir bug oldu galiba. İğrenç bir ses var. Şimdi arkadaşlar oyundaki sesi birazcık kıstım ben. Muhtemelen bu şekilde daha iyi olacaktır. Devam edelim. Bulmamız gereken bir zula var. Oğlum bak şu objenin buradan duman geçmiyor. Buralardan geçiyor. Galiba şu duman efektlerine şey vermiş olabilirler. Selamünaleyküm ya. Siz burada ne arıyorsunuz? Tamam oğlum indirdim. Dur sakin ol. Dur ne diyor abi görevde? Zonun merkezine giden stalkerların zulalarını agropomun altında stalkerlarla oraya bilgi alışverişi için kullanıyorlar. İçinde konuşlanmaların olduğu pideyi bulmalısın. Tamam. Abi tahmin ettiğimden çok daha basit bir şekilde halloldu bu iş. Çok şükür ya. Ben dedim ulan şimdi 3 saat görev uzardı uzar bu. Kırdık da ne çıktı? Neyse ya. Oradan çıkacağız galiba. Burası da bir yere gidiyor. Aha dur şimdi dur bak ben böyle şeylere takılırım. Nasıl anlarız ya bunu? Objeleri elimize tutsaydık daha iyi anlayabilirdik. Yani gerçekten bak şeye çarpıyor, dikkat ettiniz mi? Kutuya falan çarpıyor bak şimdi. Bak gördün mü? Hemen yönü falan değişti dumanın. Güzel. Oyundan hiç beklemiyordum bunu. Oradan çıkış var ama harita bende şurayı da gösteriyor. O galiba yan görevin noktası olabilir. Şu sesten nefret ettim. Uzaklaşmam lazım. Bug'a girdi oyuna ben söyleyeyim. Çok fazla rahatsız olmuyorsunuzdur. Oo bir sürü sağlık aldık da. Ha o da çok önemli. Ama şu fazla. Evet neyimiz var? İşte aradığımız şey burada. Ha oradaki şeyi dinliyoruz. Buradan okumak daha iyi olacak. Burbanize alıyor. Zulu'da bulduğumuz yazışmalar çok şey ifade ediyor. Sherlock'un grubuna Zulu'nun merkezine gitmeye başardıklarını biliyoruz ve tekrar deneyecekler. Gerizekalılar, eğer başarılarsa ikinci ve daha büyük bir emisyon olmasına yol açacaklar. Bu da her şeyi öldürecek ve Zulu'nun daha bozuk bir hal olmasına yol açacak. Bunun olmasına izin veremeyiz. Sherlock Yantlar yönüne gitti. Oraya çok yakınsın. Onu engellemeye çalış. Biz Frank Ghost'un icabına bakacağız. Yer altından çıkalım. Hemen galiba şuradan çıkış var zaten. Oo, yer altı bu kadar mıydı bu görev ya? Ulan dedim var ya. Ne kadar korkunçtur falan diye düşündüm ama çok şükür. Dualarımız kabul oldu.
Hemen giderim. Bunlar da buraya konuşlanmış. Güzel. Bir lanet olası ses efekti takıldı o. Öldük ya ilk be. Kaldı burada. Sabit şuradan beni takip ediyor o ses. Çok kötü bir şey ya. Şu anda yoruluyor karakterim. Hayda. Lan. Bunları biliyorum ben. Bunlar canlı. Bir dakika. He? Öyle bir şey mi vardı? Evet. Hiç gerek yok. Direkt koşalım. Tabii ki de bu bölümü bu kadar basit tamamlayamayacaktık, öyle değil mi? Bak bu bize alev atıyor. Oha çok yoruldum. Lan nerede bu? Lan bir şey çıkaydım bari. Hı. Yazıklar olsun. Güzel tamam. Ama o yaratık nasıl bir şeydi ya? Böyle bizim aklımızın içine giriyor sanki. Uzaktan kontrol ediyor ve halüsinasyonlar gösteriyordu etraftan. Acayip bir mutasyondu. İlk kez karşılaştık kendisiyle. Çok şükür buradan çıktık. Şimdi gideceğimiz lokasyon. Starlog. Scarlet ile konuşmaya gidiyoruz. Buralarda benim satabileceğim bir şey yok galiba ya. Almam gerektiren bir şey yok. Hatırlıyorsanız en son bir önceki bölümde zaten kıyafetimizi yenilemiştik. Silahlarımız, mermilerimiz tamam. Bu pompalıyı falan satabilirim yani. O da gideceğim yerde satarım. Çok yorgun oluyoruz ama onu sattığım zaman zaten ben büyük ihtimalle şey yaparım. Aa buna susturucu takabiliyoruz. Tamam, susturucu bunda kalsın. Vay, özlemişim lan. Ya şu bölgelere bayılıyorum bu oyunda ya. Etrafta bir radyasyon var. Yedik radyasyonu. Hayvan gibi radyasyon yedim şu anda. Şeyi kullanmadan evvel nereden gideceğim lan? Şuraya varmamız lazım. Onun da mini harita çok kısır. Şunu kullan abi. Oha dur. Kafamız çok fena dönüyor. Çok bir sarhoş oldum. Ama bu iyi ya. Hem ağırlığımızı aldı hem şey oldu. Ne geldi lan? Stalker'lara yardım et. Hocam bu kafayla ben size nasıl yardım edeceğim ama ederim ya. Durun. Oğlum arkadaki stalkerlara bakın haritadan. Bu kadar mı? Rica ederim. Var mı beyler bir durum? Yok yok bence daha başlamadı ya. Hala harita gösteriyor çünkü. Geçmek üzere der. Stalker'ların oradan sağ salim geçmelerine yardımcı ol. Tamam. Bataklıktan geçiyorlar. Bunlar geçene kadar bunlara yardımcı olacağız. Aha. Onlar ne lan? Zombiler mi?
Birinci yani Stalker, Shadow of Chernobyl'de de bunlarla karşılaşmıştık. Bunlar onlar var. Bunlarla alakalı bir olay vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Stalker bu Clear Sky oyununa başlarken anlatmıştım. Çok şükür öldük. Şöyle bir durumdu. Biliyorsunuz bu bölgeler bir zamanlar turistik bölgeler oluyordu, yani tam olarak burası değil de hani şeyler falan. Ödülümü nereden alacağım? Ve bir takım böyle insanlar kayboluyormuş, tamam mı? Kaybolan insanlar hep bir gün böyle farklı bir şekilde görünebiliyormuş. Yani farklı aksanlarda konuşan insanlar oluyor. Bu ne lan? Allah Allah. Şimdi ne kadar, kaç kilodur bu şimdi? Ya çok da ağır değil. Bu ne? 9.39. Kimin bu? 9.19. 5.56. Satarız onu da ya. Gideceğim yer şey değil mi benim? Burada vardır kesin şey, aynen. Tüccar müccar satarız. Farklı aksanlarda konuşan, mırıldanan insanlara rastlanmış mesela, tamam mı, anlatılanlara göre. İşte mesela bunlar, onlar, anladınız mı? Bir şekilde insanlar kayboluyor ve kafaları, kafayı yiyorlar gibi düşünün. Harika, ödülümü aldık. Sunset Suite mi? Kıyafet benim için önemli ve çok güzel oldu. Yani var ya, bu kadar iyi olabilir. Hatırlarsanız kıyafet almak için gerçekten çok uğraşmıştım. Param yetmemişti. Bana daha da pahalıya kakalamaya çalıştı bazı insanlar. Madem bunu birazcık şey yaptık, tamir ettirmiştik. Sağlığı da var. Bence bunu biraz daha kullanmaya devam edelim. Çok ağırız şu anda. Karakterimiz inanılmaz yorulacak ama idare edelim. Şu şeye gidelim, gittiğimiz yerde biraz satış yaparız. Şu pompalıyı falan elimizden çıkartalım, kullanmayacağız. Oraya bu şekilde idare ederek gidelim arkadaşlar. Daha sonrasında kıyafet biraz daha hırpalandığında veya gittiğimizde bakalım, iyi bir paraya satabiliyorsam şu an üzerimdekini satarım. Öbürünü giyeriz abi. Nasıl olsa şey bile olsa ben onları tamir ederim, o kıyafetleri yaptırırım yani. Şimdi bu yeni giyeceğim kıyafet benim bayağı bir işime yarayacak. Abi burayı ben şeyden hatırlıyor muyum? Shadow of Chernobyl'den, bu bir laboratuvar. İçeride doktorlar çalışıyordu falan, hani gerçi bir tane doktor mu, iki tane doktor mu ne vardı? Çok da bir şey yoktu yani. Aha. Kampı savun. Bak bak, bu bölgede zombiler çok var abi. Aynen, burası galiba orasıydı arkadaşlar. Bunlar kafayı yemişler abi. Yani bu bizim bildiğimiz Walking Dead zombileri gibi düşünmeyin. Bunları da böyle bunlar bir süreliğine kaybolan insanlar ve kafayı yemiş, bilinçleri yerinde değiller bunların. Ellerinde de silahlar var. Sıkı sıkı gidiyorlar. Herhangi bir karakterde olabiliyor yani bunlar. Çok şekil ölmüşsün. Ben olmasam vallahi biraz daha işiniz zordu gençler, kusura bakmayın da yani. Şimdi bir dakika, kim var burada? Kamp rehber var, rehber işime yaramaz. Buralarda kimse yok mu abi? Hadi be, kimse yok. Biraz daha taşımaya devam edelim ama. Şimdi neydi abi buradaki mevzu? Bilim adamlarıyla görüşmek için gitmiş Starlock. Yantar'a git ve Profesör Scarrow ile konuş. Starlock'un nerede bulabileceğine dair bir şeyler biliyor olabilir. Hatırlıyorsanız Shadow of Chernobyl Kill Starlock göreviyle başlıyordu.
Ancak Starlog aslında bizdik. Buradaki mevzu nasıl ilerleyecek onu anlayamadım. Ben bunun hikayesinde birazcık kafam karışmıştı Shadow of Chernobyl'de. Aynen. Bu arada burası orası arkadaşlar. Bir camdaki kırılmaya bayılıyorum bu arada. Listening. Profesör nerede? Tamam, buradaymış profesör. I seldom see a new face here. So, what would you like to know? Sarak buraya geldiğini biliyorum. Onun hakkında ne biliyorsun? Yes, he visited us. Buraya gelmişti. Diğerlerinden farklıydı. Zone'un merkezine gittiğini söylüyordu. Haliyle ben de inanmadım. Bazı resimler göstermesine rağmen inanmadım. Onunla bir anlaşmamız vardı. Bize Psy kurma prototipinin test edilmesinde yardımcı olacaktı. Biz ona prototipten bir tane verecektik. Sarah prototipi onu bir onu beyin eritici gecikmesini sağlayacağına inanıyordu. Ona prototipi verdik ve fabrikaya yolladık. Biz onun prototipi son görüşümüzdü. Onu ve prototipi son görüşüymüş arkadaşlar. Sonra uydu aracılığıyla birkaç sinyal aldık. Ama şimdi tamamen kaybettik. Sanırım güçlü bir emisyona maruz kaldı. Starlog'u nasıl bulabilirim? Eğer Starlog fabrikadaysa oraya koruma olmadan gitmen imkansız. Fabrikadan gelen Psy emisyonları üzerinde yıllardır çalışıyoruz. Seviye en az düştüğünde insanlar oraya gidiyor ve bazı dokümanlar getiriyorlardı. Fakat emisyonların ne zaman başlayacağını bilemiyorduk. Oraya gitmek Rus ruleti oynamak gibi bir şey. Eğer Starlock'un izini sürmek istiyorsan kısa bir süre önce bir grup Stalker'ı bazı belgeleri almaları için göndermiştim. Eğer bana o belgeleri getirirsen fabrikanın içine girmenin bir yolunu bulabiliriz. Tamam, dokümanları getireceğim. Ne biliyorsan anlat. Grup D'si kuzey batısında bir yerde kalıyordu. Burayı koruyan Stalker'lardan yardım için göndermek istedim ama gördüğün üzere burayı zar zor savunuyoruz. Yardım çağrısını hala aktif durumda. Gidip bir bakar mısın? Hala hayattalar mı? So please try to get the stalkers out if they're still alive. Tamam, alsatta sana ne satabilirim alabilirim? Ha. Buna da bir şeyler alıp satabilirim. Silah satamıyoruz tabii de. Bunun ağırlığı kaç? 4 kilo. Bunu satarsak da rahatlarız ha. Ben bunu patlatıyorum abi. Tamam mı? Bunu kullanıyorum ya. Direkt buna geçiyorum. Arıza yaptıkça da onu şey yaparız. Dur. Any luck? Please come back sometime. Ha, tamam. Aa, bir dakika lan. Ne kadara satıyor? Bak 5000'den 2325 yarı fiyatına satıyor. Satalım, yapacak bir şey yok. Hocam bunları da al. Tamam, çok güzel. Kilomuz düşecek. Al. Ah siktir, bir şey patladı gene. Yine bir emisyon gerçekti, şu kıyafetimizi giyelim. Buraya gidiyoruz. Şu önemli dokümanlar var, onları bulacağız. Kampı savun. Beni kimse öldüremez artık yani. Bayağı da kalabalıksınız be abi. Henüz bir gelen göremiyorum. Quiet, let's wait a little longer.
Arkadaşlar yanlış alarm olabilir mi diyecektim ki. O siktir. Ya doktorda var mıdır ya? Sargı bezi sende vardır hocam artık ya, o kadar da değil ha. Ay kapını kilitlemiş bir de ya. Allah kahretsin. Ama ölüyorum. Sargı bezi. Çok kötü durumdayım abiler. Var mı sende? Kaç tane varsa alacağım. Hepsini alacağım. Gelsene şuraya. Any luck? It was nice talking to you. Güzel. Ver. 1200. Paramın yarısını sargı bezlere veriyorum. Ver. Dim. Şu benim ne işime yarayacak ki? Neyse ya. Allah kahretmeye ya. Galiba şunları kullanırsam sargı bezi de çıkacak içinden de. Onlar da çok kıymetli biliyor musunuz? O yüzden kullanmak istemedim onları. Bu tarafa doğru gidelim. Burada zombi var. Beyler iyi savunun burayı. Oo, burası sanırım zehirli ha. Yukarıda neler var lan? Abi oraya çok yaklaşmayalım o zaman, dur. Ya, mermi harcamayalım yani, derdim o. Şuraya çıkacağız. Bence stalkerların hepsi öldü biliyor musunuz? Oha! Oha! Uf, parçalandı adam. Ya babacığım onları öldürün ya. Vallahi otoboka beni çağırmayın ya. Allah kahretmesin. Neydi bu? Çöp. Bırak. Biraz daha idare edeceğiz şunlarla. Şey yapacağım. Bu ne lan? Nereden gideceğim oraya? Boku bokuna gittik, oradan bir de radyasyon kaptım köpek gibi be. Allah! Patlamalar arttı, dikkat ettiniz mi? Bu atmosferden nefret ediyorum ya.
Nereden gitmem gerektiğini bilemiyorum şu anda. Şu duvarları aşmam lazım. Doğru yolda mıyım emin değilim. Süper zombilerle karşılaştık ya. Tutturur muyuz lan? Uf, tam içlerine attı. Ama güzel oldu. Harbiden iyi oldu. Bak oraya gene saldırıyorlar ya. Savunurlar abi artık, o kadar da değil ya. Bir yürüyün gidin, bir bok yapabildiğiniz yok. Bir de artistik yapıyor oradan. Şimdi burada bir dakika, şu yaratığı öldürmenin en kolay yolu bu pompalı oluyor arkadaşlar. Abi bu sargı bezi olayı çok kötü ya. Yine kamp solun diyor kardeşim, ben ne yapayım? Siktir. Oğlum oyunu burada da kaydettik ha. İnşallah bir şey olmaz oyun. Gerçi dur bir dakika, tam olarak kaydetmemiştik, tamam. Ya köpek ya. Kurtulamıyoruz bir türlü. Bu beni öldürüyor mu? Derhal tehlikeli bölgeden ayrıl diyor. Kritik emisyon seviyesi. Oha. Nereye gitmem gerekiyor? Abi biz var ya çok yanlış yollardayız, ben söyleyeyim size. Çok yanlış yollardayız. Bence buradan falan gitmeyeceğim oğlum ben ya. Gerildim. Şu emisyon gerçekleştirildiğinde benim bir yerde saklanmam lazım ama bu yer neresi olmalı bilemiyorum. Bir çatı altı. Neresi yani? Daha önce olduğu burada falan saklandım. Buradayken mi denk gelmiştin ne? Allah. Bir dakika abi. Evet. Kaydet. Anlaşılan aynen öyle arkadaşlar. Şeyde falan savunmamız gerekiyor.
Yani çatı altına girmemiz lazım. Ortam açık bile olmuş olsa. Abi yok, burası iyi değil. Burası bize zarar veriyor. Anladım. Tamam, şimdi çaktım mevzuyu. Ya o patlamayla alakalı bir süreç değil abi. Ben buranın içine giremiyorum. Zaten bu böyle gidiyor oğlum, bak. Bu böyle farklı yerlere gidiyor. Benim şuraya girmem lazım. Ben buraya nereden gideceğim, gireceğim? Şuradan gidemedim. Oğlum dışarıdan falan mı dolanmamız lazım acaba ya? Bir saniye. Burada da hayvan gibi radyasyon var. Şuradan gidilecek gibi görünüyor. Ancak değil. Tamam. Nereye gitmem gerekiyor? Buranın arkasından böyle dolanacak mıyım gerçekten? Galiba öyle be. Ulan boşu boşuna uğraştık ya. Neyse, öğrenmiş olduk. Orası çok tehlikeli bir bölge abi. Oraya bence özel kıyafetle gitmemiz lazım. Böyle komple fanuslu kıyafetler var biliyorsunuz. Oha, bundan bir mermi kalmış lan. Oha, biz bunun mermilerini bitirdik. Aa, ben bunu biliyorum ya. Bunların bir tane gerçeği var. Onu öldürmemiz lazım. Nerede lan bu? Bu ne oğlum? Sen misin lan? O değil. Abi benim buraya giriyor olmam lazım. Kaydet lan, tamam, orayı şey yaptık, hallettik de. Bu ne abi?